Sen ne diyorsun abi? Baran mı sana kan verdi? Ama o seni öldürmeye çalıştı. Hastanız için acil kana ihtiyaç var. Aranızda sıfır RH negatif olan var mı? Baran Bey'im, bu sizin kan grubunuz değil. Eğer kanı hemen bulamazsak hastayı kaybedebiliriz. Lütfen acele edin. Abi emin misin? Baran niye böyle bir şey yapsın? Bile isteye vurdu o adam seni. Bilmiyorum kardeşim. Hastanedeki hemşire söyledi bana da. Dilan, bak bunu kimse bilmesin. Baran için hiç iyi olmaz sonra. Yaptıkların hesabını bir gün vereceksin. Hani sözün nereydin? Bu dava benim de davam. Bu evde benim sözümün üstüne söz olmaz. Bu kan dökülmeden de bu dava kapanmaz abi. Madem o kadar eski arkadaşsınız, niye tanımıyorum ben? Ya sanki bütün arkadaşlarımı tanıyorsun anne. Oğlum, senden çok onun arkadaşı gibi duruyordu. Ne alakası var? Tanışmıyorlar bile. Gözümüzle gördük de konuşuyoruz herhalde. Zümrüt. Baba. Yanlış görmüşsün. Hem bak insanları zan altında bırakmak ayıp oluyor. Bak ben de zor durumda kaldım şu an. Seyit amca, bak annem yanlış anlamış. Kusura bakma. Olay tamamen bir yanlış anlaşılma abi. Ne dikiliyorsunuz hala? Hadi tiyatro bitti. Hadi. Hadi kızlar. Düşünme artık, tamam? Baran bana kan verdi ve neden olduğunu öğrenemeyeceğiz. Hayır olmaz. Soracağım Baran'a neden yaptığını. Ne soracakmışsın Baran'a? Sen niye buradasın hala? Kızım kalk git şuradan, baban gelecek şimdi görmesin seni. Ya ne bakıyorsun yüzüme? Zaten kocana şikayet ettin, yaptın hepimize. Dilan. Abinin iyiliğini istiyorsan ne olur git artık. Evin öndeyiz hanıma. Dört bir taraftan sarıyoruz evi. Uzatmadan bitirin işlerini. Hata istemiyorum.
Siz hiç merak etmeyin. Hiçbir yere kaçamazlar. Taş taş üstünde bırakmayın. Dünyanın kaç bucak olduğunu görsün o soysuzlar. Halledeceğiz hanıma. Hiç şüpheniz olmasın. Afiyet olsun. Teşekkürler Harun. Bunu yapmak zorunda değildin. Bizim için anneni karşına aldın. Sıkıntı yok. Zümrüt için yaptım. Malum bizim mahalle biraz mazbuttur. Öyle pire için yorgan yakmaya yer arıyor millet. Zümrüt'ün bu olaydan zarar görmesini istemedim. Eyvallah. Eyvallah. Benim kendi yoluma gitmem lazım. Yoksa Zümrüt'ün de başını yakacağım. Benim için yapacağını yaptı. Sen de öyle. Kimsenin benim yüzümden zarar görmesini istemiyorum. Artık kendi başımın çaresine bakma vakti geldi. Eyvallah. Baba ben... Kızım, Zümrüt'üm. Bizim senden yana hiçbir şüphemiz yok. Annenin de benim de sana itimadımız sonsuz. Lakin burası küçük, mazbut bir mahalle. İnsanlar birbirinin arkasından konuşmak için fırsat arıyor. Böylelerin ağzına malzeme vermemek gerek. Evet, sen ahlaklısın, edeplisin ama başkaları... Herkes senin kadar iyi niyetli değil. Düşünmeden, etmeden, araştırmadan insanlar hemen kara çalmaya kalkıyorlar. Buna fırsat verme. Baban olarak sana tek diyeceğim bu. Haklısın baba. Bundan sonra daha çok dikkat edeceğim. Canım baba. Bu sondu. Bir daha başınızı ağrıtmayacağım. Hepinizden özür dilerim. Açın kapıyı. Ne oluyor? Kim bu gelen? Karabeylerin kahyası. Ne istiyor? Orhan Efendi! Buyur hanımağım. Bu soysuzu al. Hemen karakola götür. Bağıştın hanımağım. Eğer ki yediği herzeyi temizlemezse... Eğer ki baranım oradan sağ salim çıkmazsa... Adamları topla, seyirin ocağını yak! Taş taş üstüne, omuzla baş üstüne bırakma!
Karabeylerin kim olduğunu göster bu soysuza. Beni. Açın kapıyı diyorum size. Kaçma şansınız hiç yok. Neden geldin ki? Neden? Senin yüzünden, hepsi senin yüzünden. Kız, nereye gidiyorsun? Bana bakın, açın kapıyı yoksa kırmak zorunda kalacağım. Cevdet, bir şeyler yapma ama lütfen. Bak, bizi bırakıp gitti, bir tek odaya kapattı kendini. Ne yapacağız? Ne yapacağız Cevdet? Bir şey yap. Bilmiyorum. Gelişme var mı Kerem? Maalesef. Dilan ortada yok. Her şeyi mahvetti. Babaannem ve amcam rahat durmayacak Kerem. Ne yap ne et beni buradan çıkar. Oğlum ne yapacağız? Cevdet, bir şey yap, içeri girecekler şimdi. Çıkın gidin buradan. Cevdet lütfen sen karışma Lünger, ne olur ya. Cevdet sus. Dilan nerede dedim. Hemen şimdi gitmezseniz polisi çağıracağım. Odada, içeride. Alın götürün onu, oğluma dokunmayın ne olur. Cevdet, Cevdet. Aa. Kız yok abi. Nasıl yok lan? Hani içerideydi? Kaçmış abi. Hemen bulun getirin. Hadi. Ağrı kesiciniz hanıma. Nedir vaziyet? Hallettiniz mi? Vaziyet kötü hanım ağam. Kız kaçmış. Ama merak etmeyin. Adamlar civarda aramaya koyuldular. Ne? Hepsini gebertin. Hepsini! Emredersiniz. Durun. Önce kızı alıp eve getir. Sonra hepsini o evi mezar edin. Kızı da asla sağ bırakmayın. Başüstüne hanım ağam.
Kız nereye kaçtı söyleyin hemen. Vallahi billahi bilmiyoruz. Bizim kaçtığından bile haberimiz yok. Vallahi biz bir şey bilmiyoruz. Yeminle bilmiyoruz. Bana bak. Sen nereye kaçtığını biliyor gibisin. Yardımcı olur. Şimdi geldi mi aklına bir şey? Ne zaman çıkacağım buradan? Şikayet hale geri alınmadı. Gece burada geçirip yarın sabah savcı karşısına çıkacaksınız. İzin verin bir ailemi arayayım. Onlarla konuşmam lazım. Kerem. Bir haber aldın mı? Konaktakiler ne yapıyor? Cihan. Evde mi? Kimse telefonlarıma çıkmıyor. Ben de iyice korkmaya başladım. Cihan için endişe etme ama diğerleri için bir şey diyemem. Yine kan dökülmesine izin veremem Kerem. Acilen beni buradan çıkarman lazım. Acilen. Anne. O kız evden kaçmış. Ama Baran hala nezarethanede. Ne zaman çıkabilecekmiş peki? O yılan gidip şikayetini geri almadan çıkamayacak. Başka bir yolu yok muymuş? Tek çözüm bu. Ama o yılanı yine ellerinden kaçırmışlar. İfade vereceğim. Yanlış ihbar var. Ailem tehlikede. Durun beyefendi. Nefes alın. Kimsiniz? Kim için ihbar var? Bir sakince anlatın bakalım. Baran Karabey. Nesi oluyorsunuz Baran Karabey'in? Karısıyım. Anlaşıldı. Gelin benimle. Buyurun. Gir. Amirim Baran Karabey'in karısıymış. İfade vermeye gelmiş. Tamam. Çık sen. Buyurun. Buyurun. Ben kimseye ihbar falan etmedim. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Şikayet kaydı. Bir saniye hanımefendi. Sakince anlatın baştan. Ya
Abimin vurulduğu gün birisi polisi arayıp ihbarda bulunmuş. Benim adıma da bir şikayet kaydı açılmış. Bu şikayet kaydı üzerine Baran Karabey asılsız bir nedenle karakola ifadeye çağrılmış. Ama ben kimseyi aramadım. Kim şikayet etmiş öyleyse? Bilmiyorum. Ama biz olay yerinde Baran, yani kocamla birlikteydik. Hatta daha sonra hastane polisine ifade de verdik. Esas ifadem odur. Lütfen serbest bırakılsın. Tamam, merak etmeyin. Çözeceğiz durumu. Siz de lütfen sakinleşin azıcık. Tamam, sakince oturun, bekleyin siz. Bekleyemem. Buna zamanım yok. Eşim boş yere içeride şu anda. Zaten abim de vuruldu. Canımdan can gitti onu kaybedeceğiz diye. Şimdi de asılsız bir suçlama yüzünden eşimin içeride olmasına dayanamıyorum. Tamam. Sakince oturun, bekleyin siz. Tamam. Harun, Ali nerede biliyor musun? Gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Ya bilmem. Size daha fazla yük olmak istemiyorum. Nereye bastı gitti. Ya nasıl izin verirsin gitmesine? Bilmiyor musun? Hiç kalacak yeri yok ki. Bir fikrin var mı peki? Nereye gitmiş olabilir? Harun, ne olur yardım et, bul getir Ali. Bak ben bu vicdan yüküyle yaşayamam. Zaten başına ne geldiyse benim yüzümden geldi. Biliyor musun nerede olduğunu? Sen yeter ki üzülme Zümrüt. Ben senin için bulurum Ali. Aç kapıyı. Eşiniz ifade verdi az önce. Sizi daha fazla burada tutmamıza gerek kalmadı. Geçmiş olsun. Ne diyorsun bu işe? Tuhaf vallahi. Şikayet eden de kendisi, ifadesini değiştiren de. Ne yapmaya çalışıyor bu? Dur! Evimizi bastılar. Ne olur bir şey yap. Lütfen durdur onları. Bir tek seni dinlerler. Aileme bir şey yaparlarsa ben yaşayamam. Her şeyi mahvettin. Lütfen konuş. Ben çıktım. Bırakın de. Yoksa ailemi öldürecekler. Çık elinden. Bulamadınız mı? Maalesef Orhan abi. Her yere baktık. Aramadığımız yer kalmadı. Allah kahretsin. Tamam hadi. Aramaya devam edin. Tamamdır abi. Buldunuz mu? Bulamadık hanım ağam. Ama aramaya devam ediyoruz. Bekleyin beni, oraya geliyorum. Ne oldu hanım anneciğim? Bulamamışlar mı kızı? Yok ama ben onlara yapacağımı biliyorum. Hanımanne nereye gidiyorsunuz? Yok oluşlarını kendi gözlerimle seyredeceğim.
İn aşağı. İnmem. Lütfen yalvarırım, ara engel ol. Ne istersen yapacağım, söz veriyorum. Yeter ki aileme dokunmasınlar. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Ailem bunu hak etmedi. Hiçbir şey yapmadı onlar. Sen dur dersen dururlar, lütfen. Karadeniz'de gemileri batanların genelde buraya geldiğini söylüyorlar. Ya tekne alabora olduysa bile en azından insan kıyıya çıkmak için çabalamalı. Öyle değil mi? Hala bıraktım neredeyse. Tekneyle beraber dibi boylamadıysa? Yok. Gayet kanlı canlı karşımda oturuyor şu an. Neyse. Buraya boş kuruntu cümleleri kurmak için gelmedim. İstersen bende kalabilirsin. Sağ ol, eksik olma. Laf olsun diye söylemedim. Kimseye yük olmak istemiyorum artık. Ne yükü Allah aşkına ya? Zümrüt benden sana yardım etmemi istedi. Teklif etmem bile yeter. Sağ olasın. Zümrüt seni göremeyince biraz telaşlandı. İşte ne olur bul getir falan dedi. Başka türlü içi rahat etme çünkü. Demek öyle söyledi. Ailenle alakalı birkaç bir şey hatırlayana kadar ben de kal. Lütfen sana yalvarıyorum, ara Kahya'yı. Söyle dursunlar lütfen. Hem sen değil miydin bu davanın bitmesini isteyen? Bunun için evlenmedin mi benimle? Eğer şimdi kan akarsa her şey yeniden başlar. Abim için değil, kendi kardeşin için yapmalısın bunu. Ona zarar gelmesin diye. Cihan, oğlum, acıkmışsındır. Hadi biraz ara ver. Aç değilim. Ama olmaz ki böyle. Sabahtan beri ağzına lokma girmedi. Kader abla, aç olsam yerim. Sağ ol. Yavrum, Cihan'ım, yapma böyle. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Abin, bu evin, bu ailenin direği. Onu karşına alma. Annen rahmetli oldu. Babanın da varlığıyla yokluğu bir. Eğer intikam duygusuyla hareket edersen abini de kaybedersin. İşte o zaman fırsat kollayanların ekmeğine yağ sürmüş olursun. Buna izin verme. Diyeceğim o. Tepsiyi buraya bıraktım. İstediğinde yersin. Yapmayın, ne olur kurban olayım. Ne olur, ne olur kıymayın bizi. Ne
nefis. Koskoca Karabey aşiretiyle aşık atacağınızı mı sandınız? Kendi mezarınızı kazdınız. Biz vallahi bilmiyorduk. Dilan kendi kaçmış, hiç bilmiyorduk biz. Biz daha fazla kan akmasın diye. Kes sesini! Baran merhametli biri olduğu için size şans tanımak istedi. Ama siz o şansı kendi elinizle teptiniz. Lütfen acıyın bize. Ben daha çok gencim. Kıymayın bize. Biraz otursana ya. Uzat ayaklarını. Aç televizyonu da bak keyfine. Burası artık senin de evin sayılır. Misafir kalacak. Yok artık, daha neler. Oğlum sen kafayı mı üşüttün? Hani gidecek bir yeri yok. Mecburuz. İşte mecbur değiliz. Sen o kıza yaranacaksın diye. Ben onların edepsizliklerine göz yumacak değilim. Edepsiz bir durum yok anne ortada ya. Var efendim. O Zümrüt denen kız var ya, resmen seninle oyun oynuyor. Aşne fişnesi de sana kollatıyor. Sen de buna müsaade ediyorsun. Aralarında bir şey yok dedim anne sana. Var diyorum. Gözlerimle gördüm. Edepsizler ne olacak? Zümrüt öyle bile değil anne. Uzatma artık ya. Ali bu evde kalacak, tamam mı? Bitti. Neredesin Ali? Bunlara merhamet edilmez oğlum. Onlar bizim ailemize merhamet etti mi? Gözünün önünde canına kıydılar annenin. Babanı sakat bıraktılar. Bunlar için hiçbir bedel ödemediler.
Onlar bize acımıyor. Sen neden acıyorsun? Gidiyoruz. Bu iş bugün burada bitmeli. Ben bitti dediysem bitti. Azade Hanım. Tanımadan bir de soruyor musun? Senin yüzünden geliyor bunlar başımıza. Senin evin Karabeylerin konağı artık. Defol git. Bir daha da sakın gelme. Anne. Yeter. 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 Annem haklı abi. Her şeyin sorumlusu benim. Hakkınızı helal edin. Dilan. Bilmiyorum Mehtap. Ne olup bittiğinden haberim yok ki. Meraktan çatlayacağım şimdi zaten. Neyse ki Baran bundan sonra Dilan'dan iyice nefret edecek. Şekerim ortalığı karıştırdın. Kan dökülecek. Senin derdin hala Baran. Korkulur vallahi senden. Biliyorsun. Baran için yapamayacağım hiçbir şey yok. Yakıp yıkarım herkesi. Derya'm su istemiştiniz. Hanım Ağa'dan, Baran'dan bir haber var mı? Çok öfkeliydi. Yakıp yıkmıştır herkesi. Bir haber yok Derya Hanım. Bu da mahalle yanarken tövbe tövbe. Thank you.
Baran iyi misin? Sana bir şey olacak diye çok korktum. İyiyim. Hanımanne bir sorun mu var? Şimdi sırası değil. Rana'cığım, merak etme. Gelir birazdan. Gelmedi. Annesinin mezarına gelmedi. Neden artık kabullenmiyorsun yine? O hepimizi bırakıp gitti. Hem de babasından para çalarak. Teyze ne yapacağım ben? Geçecek. Unutacaksın. Hayatına devam edeceksin. Anne, bir şey söylemeyecek misin? Ne oldu? Dön dolaş geldi yine uğursuz. Sen bu evin gelini değilsin. Bunu bil. Sen bu eve hizmetçi bile olamazsın. Aşağılık! Babaanne! Sakin. Odama geç konuşalım. Sakin makin değilim artık. Yetti! Babaanne! Konuşalım dedim. Tabii ya, konuşalım. Hatta dertleşelim. Anılarımızı anlatalım birbirimize. Hatta gelin hanım babasının annemi nasıl öldürdüğünü anlatsın. Herkes döksün eteğindeki taşları. Konuşalım tabii. Sen. Odama. Siz de bizi yalnız bırakın. Ben de yatmaya gidiyordum zaten. İyi geceler. Harun! Söyle arkadaşına gitsin. Anne boşuna tartışmayalım ya. Ali bizde kalacak. Mecbur muyum canım? Elin adamıyla aynı evde oturmaya. Ya anneciğim geçici diyorum, geçici. Geçici meçici. İstemiyorum. Ya sana bir zarar yok ki. Çocuk odasından çıkmıyor ya bütün gün. Allah'ım sen bana yardım et. Thank you.
Harun. Ben gideyim artık. Nereye gidiyorsun ya? Daha fazla yük olmak istemiyorum size. Ya yok, ne yükü falan ya. Otur bak. Bir şeyler hazırladım. Acıkmışsındır, yeriz ya. Vallahi bak. Ben zaten kendim böyle rahat hissetmiyorum ki. Her şey için teşekkürler. Dökülmesin diye bir yola girdim. Bir daha haberim olmadan Dilan'ın ailesine dokunmayacaksın. Eğer tekrar aynı şekilde davranırsan dönersin memlekete. Kan dökülmeyecek diye geldi bu kız bu eve. Ama bizim canımızdan can gidiyor. Sen nezarethanelere düşecek adam mıydın Baran? Buna o sebep olmadı mı? Mevzu çözüldü çıktım. Uzatma sen de. Ne yani? Seni ihbar etmesi yanına kar mı kalacak? Sen karışma Azade Hanım. Bu benim meselem. Onunla ilgili her şey beni ilgilendirir. O benim meselem. Fikri ablanın sesi değil mi ya? Niye bağırıyor öyle? Ne istiyor ki bu saatte? Hanife! Gel, 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 gel. Hayırdır Fikri? Ne oluyor yine? Gel, gel. Gündüz de söyledim. Ama benim oğlan herkesin yanında üstünü örttü. Ama her şey ayan beyan ortada. Ay ne ortada, ben anlamadım ki bir şey. Ortada işte Hanife. Ay bir de yetmezmiş gibi adam bizim üstümüze kaldı. Bana bak, eğer benim oğlumu da pisliklerinize alet ederseniz çok kötü olur. Ha! Yettin ama be. Sabahtan beri zaten canım burnumda neler yaşamışım. Bir de akşam akşam evimin önünde azar işliyorum. Yürü git şuradan, hadi. Bana bak. Bunun başa daha fena şeyler gelmeden sen onun dersini ver, dersini. O benim bileceğim iş. Senin üstüne vazife değil. Hadi. Görürsünüz siz. Hanife! Hanife ne oluyor? Baba gel. Gel onlar bir ana kız konuşsunlar. Biz bir hava alalım. Otur. Otur. Cevdet. Geç sen de Cevdet. Otur baba. Otur. Kim o adam? Ne haltlar karıştırıyorsun sen? Anne vallahi bir şey karıştırmıyorum. Onca lafı aklından mı uydurdu kadın? Anne bak şimdi bir adam var. Tüm sana yazıklar olsun. Ya anne bir dinle. Ne yapacaksın? Yediğin haltları mı anlatacaksın utanmadan? Ya vallahi bir şey karıştırdım, yok bir şey yapmıyorum. El aleme rezil olduk senin yüzünden. Öleydim de bugünleri görmeyeydim ben. Ya anne bir dinle. Kes!
Yeter sizden çektiğim. Akıllanıncaya kadar bu odadan çıkmayacaksın. Sonra odam burası. Ben bir şey... Sus! Ve beni iyi dinle. Abini öldürecek olsaydım bunu en başında yapardım. Derdimi kan dökmek olsaydı... çoktan dökerdim. Ama sen ne yaptın? Bana inanmadın. Gidip beni ihbar ettin. Kaçarak her şeyi iyice kızıştırdın. Biraz geç kalsaydım... bütün ailen yok olacaktı. Farkında mısın? Dik kafalılığın ve bu saçmalıkların yüzünden her şey berbat olacaktı. Bir şey yapmadım. Ben seni ihbar etmedim. Beni sen ihbar et. Ve cezasını çekeceksin. Bekle. Ben seni ihbar etmedim. O zaman niye en başına gelip ifadeni geri almadın? Çünkü orada olmanı hak ettiğini düşündüm. Sonra ne değişti? Ben söyleyeyim. Aileni korumak için. Bu yüzden aldın ifadeni. Doğru. Ailemi korumak için yaptım. Başka çarem yoktu.
Ama yemin ederim ki ben seni ihbar etmedim. Keşke o cesareti kendimde bulabilseydim. Keşke yapabilseydim. Ama ben değilim. İnanmıyorum. O yüzden artık insanca muamele yok sana. Ne istersen yap bana. Ne yaparsan yap. Sesimi çıkarmayacağım. Her şeye razıyım. Çünkü sen yaptın. Biliyorum. Abime sen kan verdin. Onun hayatını sana borçluyum. Ailemin de. O yüzden ne yaparsan yap, her şeye razıyım.